Yaklaşık bir hafta önce çektiğimiz son F-35 videosunda o kadar çok gelişme var ki haftanın bir gününü F-35'e ayırdık ve haftanın bir günü F-35 videosu çekiyoruz diyerek videoya başlamıştık. Ve bu dediklerimiz doğru. Yeni gelişmeler ışığı altında sizlere yeni bir F-35 videosu hazırlıyoruz. Bu videomuzun konusu Türkiye'nin de sipariş verdiği Lot 14 imalat hattında yer alan 8'i bizim. Toplam 14 adet F-35'in Amerikan Hava Kuvvetleri envanterine geçmesi ve tabii ki bu son adımla birlikte Yunanistan'ın ortaya atılan F-35A alacak iddiaları. Önce hemen Yunanlılardan başlayalım. Çünkü diğer konu artık yavaş yavaş atılan adımların resmiyete dökülmesi Türkiye F-35'leri konusunda. İddiaya göre Yunan savunma sitelerinin ortaya attığı iddialara göre Yunanistan 2021 yılında F-35 alımı için Amerika ile bir iyi niyet anlaşması imzalayacak. Toplam 3 milyar dolar karşılığında Yunanistan 20 adet F-35 A alacak. Ve bu F-35 A'larında 2025 ila 2026 yılları arasında peyderpey Yunanistan'a teslim edilmesi, Yunanistan'ın da bu uçakları alarak bir yıl içerisinde de harbe hazır hale gelmesi gibi planlar var. Yunanlar bu tür haberleri Türkiye'ye karşı her adım atılan bir F-35 gelişmesi sonrasında tekrar çıkartıp ısıtıyorlar. Ve tabii ki Amerika'da psikolojik harekat karşılığında bak Türkiye sana bunları vermiyorum ama Yunanistan'a veriyorum, gel bizi bir dinle. S-400'leri bir geri iade et veya depoya kaldır. Bak Yunanlılar alıyor, sen ne yapacaksın türünden de böyle bir adım atılıyor. Bunlar dediğim gibi bunlar satranç. Satrancı buna göre oynamak, kararları buna göre almak gerekiyor. Bu açıdan da Yunanistan'ın da bu kadar detaylı bir şekilde dile getirdiği 20 adet F-35'e alıyoruz, 3 milyar dolar veriyoruz ve uçaklar 2025-26 gibi envantere girmeye başlayacak, bize teslim edilecek demesi de gerçekten çok ilginç bir gelişme gibi gözükse de ben biraz masa üzerinde bunların karşı tarafın birbirini biraz yoklaması olarak adlandırıyorum. Şimdi öncelikle Yunanistan'ın gerçekten 3 milyar dolar para ayıracak bir bütçesi yok. Şimdi sadece F-35'i almakla bu işler bitmiyor. F-35'i idame ettirmeniz lazım, uçurmanız lazım. Gerçekten Yunanistan'ın buna parası var mı? Ben çok merak ediyorum. Bir de Yunan Hava Kuvvetleri'nin çok ciddi bir F-16 modernizasyonu var. F-16 modernizasyonu ile birlikte bayağı bir sağlam para ödeyecekler. Ve bu parayla kendi F-16'larının standart özelliklerini yukarı çekip en azından uçak almadan belirli bir süre daha idare etmenin yoluna bakacaklar ki sonuçta savunma bütçeleri herkesin ortada. Herkes bir şekilde hem güçlü olmaya çalışıyor hem de mevcudu ayakta tutup güncelleyip çok para harcamadan bu işleri nasıl çözerim buna bakıyor. Şimdi benim kafama takılan da Yunanistan'ın gerçekten bu verecek parası var mı? Ne durumdalar? Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Bunu çok merak ediyorum. Yunanistan bu kararın arkasından tabii bu 20 adet F-35A büyük bir sevinçle hemen her yerde haber olmaya başladı. Yunanistan özellikle İsrail ve bölgedeki İtalya ile yaptıkları tatbikatlara dem vurarak şöyle iddialarda da bulundular. İşte bu uçaklar gerçekten radara yakalanmıyor. Hatta tatbikatlarda epey bir Türk hava sahasına da girdi çıktı bu uçaklar ama Türklerin haberi dahi olmadı gibi iddialarını da ortaya atıyorlar. Bakalım bu nasıl gelişecek, ne yapılacak? Bu da gerçekten merak konusu. Şimdi F-35 ile ilgili gerçekten Türkiye'de çok değişik yaklaşımlar var. Öncelikle benim aklıma gelen bazı şeyleri sıralamak istiyorum. F-35 ile ilgili karar yaklaşık bundan 20 yıla yakın bir süre önce alındığı zaman Türkiye, Amerika-NATO ilişkileri çok farklı boyuttaydı. Türkiye gerçekten çok önemli bir müttefikti ve Türkiye bu projeye girdi. Hatta bu projeye ülkelerden biri oldu. Tasarımcı, imalatçı olarak tabiri caizse, bunu daha önceden de belirtmiştim, temelden girdik bu işe. Fakat sonrasında gelişen dış dengelerle birlikte özellikle Amerika ile ilgili bazı birbirimizin ayağına basma durumları gelişmeye başladı. İşte Amerika'nın Kuzey Irak politikası, Suriye'deki politikaları ve sonrasında bölgedeki politikaları Türkiye'yi haklı olarak rahatsız etmeye ve Türkiye'nin dış politikalarıyla çatışmaya başladı. Böyle bir durumda Amerika F-35'i çok stratejik bir silah olduğu için vermeme konusunda ayak diretmelere başladı ve bu ayak diretmelerin de en önemli nedeni S-400 hava savunma sistemi oldu. Şimdi Türkiye'nin 1960'lardan kalan Nike Hercules'lerinden sonra
Herhangi bir ciddi yüksek irtifa hava savunma sistemi yok. E ne yapacaksınız? Patriot istiyoruz, Amerika vermiyor. Çin'e gidiyoruz. Ne yapılacak? Çin'de görüşmeler yapılıyor. Hani bir yandan da Türkiye tabii topu çeviriyor elindeki. Tekrar Amerika'ya dönülüyor. Bu iş olmuyor. Ve arkasından mecburen Rusya ile imzalanan bir S-400 hava savunma sistemi var. F-35'lerinde verilmeme nedeni Rus sisteminin bir NATO ülkesi tarafından alınması olarak ortaya konuluyor. Ancak ben eminim ki bu konuyla ilgili yarın öbür gün hani Türkiye S-400 almasaydı, ya bu Kuzey Irak'ta da fazla ileri gittiniz siz, Suriye'de şöyle yapıyorsunuz, şurada da şunu yapıyorsunuz deyip ben bunların verileceğini açıkçası pek tahmin etmiyorum. Şimdi F-35'in de bazı konularda değeri diyelim, tırnak içerisinde yapılan operasyonlarla biraz daha ortaya çıkmaya başladı. İşte bu operasyonları yapan ülkelerin başında da İsrail geliyor. İsrail özellikle Suriye hava sahasında gerçekleştirdiği birçok operasyonda F-35 uçaklarını aktif olarak kullanıyor. Ve şu ana kadar da bir kayıp vermiş değil. Hatta S-400 hava savunma sisteminin radarlarının görmediğini de iddia ediyor. Ruslar da çok farklı şeyler söylüyorlar. Bunlarla ilgili F-35'in değerini arttıran şeyler. Ve tabii ki böyle bir uçağın Türkiye'nin elinde olması İsrail'i zor durumda bırakabileceği gibi özellikle Amerika'daki etkin Musevi lobileri ve tabii zaten Rumlar tamamen aleyhimize çalıştığı için Rum lobileri Türkiye'nin bu uçağı almasıyla ilgili soru işaretlerini ortaya atmış durumda. Ben açıkçası Yunanistan'a F-35 verilip Türkiye'ye verilmeyeceği veya güç dengesini bozacak başka bir hareketin yapılacağına açıkçası ihtimal vermiyorum. Çünkü Yunanistan'ın F-35 alması durumunda Türkiye'nin farklı adımları olacaktır bunlarla ilgili. Bu F-35'leri tespit edecek özellikle Rusya veya Çin'den bir radar sistemi mi alınır, ne yapılır? Tabii bunları şu an ağzımın dilinin ucuna gelen şeyler ama nasıl bir adım atılır? Açıkçası bunlarla ilgili de nasıl bir güç dengesi korunması için neler yapılır? Ben de bu soruları merak ediyorum ama bu F-35 konusu Yunanistan'ı çok heyecanlandırmış durumda. Bakalım nasıl bir yol izlenecek, neler yapılacak, bunları bekleyeceğiz. F-35 ile ilgili dediğim gibi herkes kendi bakış açılarından doğru şeyleri söylüyor. Bu uçağa karar verildiği zaman 20 yıl önceki durum çok farklıydı Türkiye ile ilgili. 20 yıl sonra durum çok daha farklı bir yere doğru gidiyor. Bir taraftan bakıyorsunuz F-35 aldığınız zaman bakımını yapamıyorsunuz. Birçok sistemi aktif etmek için Amerika'nın onayına ihtiyacınız var ve gerçekten de bu uçak birçok açıdan sizin elinizi kolunuzu bağlıyor. Bu olayın bunu da ön plana çıkartanlar da çok haklı şeyler söylüyorlar. Ve bir taraftan da tabii ki bu uçağın da bir gücü var. Belirttiğim gibi İsrail yaptığı operasyonlarda koymuş. Türkiye'de gelecek planını buna göre yapmıştı. F-35'ler ilk etapta F-4'lerin 2020'lerin yerini alacak ve çok Türkiye ciddi anlamda bir havayar saldırı gücüne sahip olacaktı. Stealth yani radara minimum gözüken bir uçak bu. Bununla da çok önemli bir avantaja sahip olacaktı ama bu şimdi planlar bir taraftan da ihtiyacımız var. Bu ihtiyacın nasıl karşılanacağı hala soru işaretleri içerisinde. Dönüyorsunuz ara geçiş için ne sağlanabilir, ne yapılabilir? Bunlarla ilgili yine bir Amerika ile yapılan görüşmeler var. Ben açıkçası bu nereye doğru gidecek? İşte Türkiye F-16 Block 70 veya Viper olarak adlandırılan modeli mi alacak? Nereye gidecek? Ben açıkçası merak ediyorum ama sonuçta dönüyor dolaşıyor. İş Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından tasarlanan milli muharip uçağa dayanıyor. MMU'yu yapabilirsek, istediğimiz kriterlerde olursa, alternatif sistemleri ve ortaklıkları ciddi anlamda çözebilirsek, buna gereken parayı harcayabilirsek ve tabii o paranın da olması lazım çünkü bu kriz bütün her şeyi fena bir şekilde öteledi. Bu yıl çok kötü geçiyor. Umarım en kısa zamanda koronavirüs krizi atlatılır ve ekonomi tekrar eski seyir haline gelir. Çünkü bu tür durumlarda haklı olarak devletler sağlık harcamaları başta olmak üzere buna ağırlık veriyorlar. Ekonomiyi ayakta tutmak için harcamalar yapıyorlar. Nereye gider bunu bilemiyorum ama Türkiye'nin çıkar yolu milli muharip uçak arkadaşlar. Umarım bu uçak planlandığı gibi 2023'te fabrikadan çıkartılır, 2026 gibi uçar ve 2030'da da Türk Hava Kuvvetleri envanterine testleri yapmış ve girmiş olur. Çünkü arada bu sürecin uzaması gerçekten Türk Hava Kuvvetleri için çok ciddi bir güç boşluğunu da oluşturacak gibi gözükmekte. Bugün son gelişmeler dahilinde bir F-35 konusuna tekrar bakmak durumunda kaldık. Bakalım gelecek hafta yeni bir video yapmak zorunda kalacak mıyız? Ben de açıkçası merakla bekliyorum. Savunma ve havacılık, genel havacılık, hava yolları gibi çok farklı konularla sizlerin karşısına çıkıyoruz.
Videolarımız her gün hafta içi saat 19'da. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Bize yorumlarla sorularınızı yazabileceğiniz gibi info@tolgozbek mail adresine de yollayabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.